olsun İstanbul'dan ses almaya devam ediyoruz. Sektörde önce de lider bir isim Gaziantep'li kardeşleri konuk olduk ve yanımızda yönetim kurulu başkanımız Ali Bey bulunmakta. Ve ben hemen kendilerine dönmek istiyorum. Merhabalar Ali Bey. Merhabalar. Efendim öncelikle sizleri biraz yakından tanıyabilir miyiz? Tabii. Ben 1950 yılında Gaziantep'te doğdum. Ve 1963 yılında ototamirciliğine başladım. Ve 1972 yılında da kendi ilk atölyemizi kurdum Gaziantep'te. 1976 yılında da İstanbul'a geldim. Ve 1976 yılından beri İstanbul'dayım. Bu bulunduğumuz adreste 1995 yılında buraya taşındık. 1995 yılından beri de buradayız. Sizler sektöre yıllarınızı harcamışsınız aslında değil mi? Evet, yarım asrı bulduk. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Sizlere. Sağ olun. Ve şöyle bir soruyla devam etmek istiyorum Ali Bey. Burada sizler Gaziantep'li kardeşler olarak ün salmışsınız aslında. Ben biraz burada ne gibi hizmet ve çalışmaların sürdürüldüğüne, yani bir gününüzün nasıl geçtiğine de sadece bir şekilde değinmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Biz 1976 yılında geldikten sonra 1985 yılında Ford Otosan'ın o zamanki Nasoto'ydu. Nasoto olarak servisliğini aldık. Ve 1985'ten bugüne kadar da yine aynı şekilde servisimiz devam ediyor. Bunun yanında iki tane de yeri açtık. Bir tane Gebze'de, yine aynı orada Gaziantep'li kardeşler servis hizmeti ve bu yıl, geçtiğimiz yılda 2015 yılında da otokar satış servis bayiliğinde devam ettirdik aynı yerimize, onu devam ediyoruz. 2014 yılının Kasım ayında da Türkiye'nin en büyük plazasını satış servis olarak Hadımköy'de yaptık. Ve bu işimizi devam ediyoruz. İşimiz bu. Anladığımız kadarıyla yıllar geçtikçe zincire zincir ekleyerek devam etmeniz. Tabii ki yani ülkemizde yaklaşık 400 civarında personel istihdam ediyoruz. Daha keşke olsa daha fazlasını yapsak. Hedefimiz sürekli ileriye gitmek. Günümüzü yani kaybetmek değil. Bizim bir tabir vardı, biz de biliyorsunuz. Günün günden üstün olacak. Evet. Yani bir günün üstün olursa, şey olursa geri kalmasın demek. Biz de sektörümüzde bu konuda ileri gitmek için en son teknolojiyi kullanarak, en son teknoloji şeyinde ileri giderek bütün takımımızı, tezgahımızı, bütün çalışanlarımızı eğitimli şekilde yaparak böyle devam ediyoruz. Peki Ali Bey, sizler ürünlerinizi nerelerden temin ediyorsunuz? Evinize ürünlerinizi katarken neleri dikkat ediyorsunuz? Neleri göz önünde bulunduruyorsunuz? Yani şöyle sormak gerekirse işleyişiniz nasıl gerçekleştiriliyor? Bizim ürünlerimiz tamamen Ford Otosan'dan alıyoruz. Çünkü 1985 yılından beri dedim. Yani neredeyse bir asrı geçti. Yarım asrı yaklaştı. Tamamen Ford Otosan'ın mamulünü alıyoruz ve onları kullanıyoruz yedek parça olarak. Servis hizmeti de zaten Ford araçlarına hizmet veriyoruz. Biz Ford'un üretmiş olduğu ve ithal etmiş olduğu araçların tamamının servisiyiz. Binek, hafif ticari, ağır ticari ürettiği tüm araçları, Ford'un yani ürettiği ve ithal ettiği tüm araçların yetkili servisi, bakım hizmetini yapıyoruz. Ali Bey, kış geliyor malumunuz. Sizler araçların bakım ve onarımı için, güzel bir şekilde korunmaları için ne gibi CEO'lar iletebilirsiniz izleyicilerimize? Şimdi izleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. Bilhassa kesinlikle kış bakımlarını yaptırmalarını. Çünkü çok önemlidir. Lastiklerini, kış lastiğini taktırmalarını. Özellikle bugün İstanbul'da bu kadar sıkı trafikte en ufak bir kar yağdığında, buz olduğunda yollarda kalıyoruz. Niye yollarda kalıyoruz? Bazı sorumsuz sürücüler diyorum. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Sorumsuz sürücüler diyorum. Yani altında Porsche'ye biniyor
fakat kar lastiği yok. Kış lastiği yok. En yolun üstünde, en üstte kalmış, arkasında bu kadar arkasında kış lastiğini taktırmış insanların hakkını gasp ediyor. Yani bunu özellikle söylüyorum. Tüm vatandaşlarımız, tüm sürücülerimiz kış lastiklerini taksınlar ve araçlarını kış bakımını yaptırsınlar. Eliniz olmasın. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Güzel ve değerli bilgilerden dolayı. Güzel günler sizlerle olsun efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili Gelişen Ekonomi izleyicileri, bugün sizlere Yeni Bosna'dan seslenmeye devam ettik. Şimdilik sözü market stüdyoları bırakırım. Hoşçakalın.